Gece gündüz burada çalışıyoruz. Meclisin maşallahı var arkadaşlar. Taşeron sorunu bitti. İşsizlik bitti. Dolar euro dipte. Maşallah ekonomi mis tavan yapmış. İhracatımız artmış. Maşallahımız var. Ya niye çalışıyoruz biz burada arkadaşlar? Vatandaş bizi buraya niye gönderdi ya? Ben anlamıyorum. Ne kanunu ya? Halk yok ki içeride arkadaşlar. Halk yok. Halk diyor ki şunu diyor. Başkanlık sistemi gelirse diyor taşeron sorunu bitecek mi? Başkanlık sistemi gelirse işsizlik bitecek mi? Başkanlık sistemi gelirse dolar düşecek mi? Başkanlık sistemi gelirse benzin mazot 3 liraya 2 liraya inecek mi? Başkanlık sistemi gelirse tarım sorunu bitecek mi? Terör bitecek mi? Toplumsal sıkıntılar, kutuplaşmalar bitecek mi? Arkadaşlar bitecekse şimdi niye yapmıyorsunuz? Şimdi niye yapmıyorsunuz? Elinizde ağaç kökü mü var? Koskoca devletin bütçesi var elinizde arkadaşlar. Orta Doğu bataklığına bir bakın ya. Hepsi başkanlık sistemi. Bizim kişilerle de bir sorunumuz yok. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Vallahi seviyorum. Ama hepimiz ülkemizi sevmemiz lazım. Bak bu ülkede Atatürk'ten uzaklaştıkça, Cumhuriyet'ten uzaklaştıkça, parlamenter demokratik sistemden uzaklaştıkça Orta Doğu bataklığına sürükleniriz. Bunu bilin arkadaşlar. Vallahi bunu ülkem için konuşuyorum. Bakın vergiler %10 artmış. Taşeron sistemi hani söz verdik çözülmedi. İşsizlik has safhada. Benzin 6 lira. Dolar 4 lira. Euro 4 liraya yakın. Dolar 4 liraya yakın. Arkadaşlar ithalatımız has safhada. Üretim yapılmıyor. Ne yapıyoruz biz arkadaşlar? Vatandaş bize niye gönderdi buraya? Vatandaş niye gönderdi? Bakın o anayasa çalışmaların içerisinde ben halkın menfaatine bir şey görmüyorum arkadaşlar. Sadece gerçekten şahısta işimiz yok. Geleceğimizde işimiz var çocuklarımız için. Bakıyoruz bir kişiye bütün yetkiler vermiş. Yasama bitmiş, yargı bitmiş, ekonomi bitmiş. Üzerimizde akbabalar geziyor arkadaşlar. Emperyalist ülkeler bakıyor bize akbaba gibi. Ülkemiz ne zaman çökecek, akbabalar gelecek. Bakın ülkemiz için birlikte kardeşçe çalışmalıyız. Bir an önce vallahi bakın arkadaşlar. Bir an önce bu yasayı çekin. Akbabalar tünemiş ülkemizin üstüne. Terör var. Ekonomimiz mahvolmuş. Dolar yükseliyor. Bütün emperyalist ülkelerin bakın. Bütün gözü bizim ülkemizin üzerinde. Onların ekmeğine yağ sürüyorsunuz arkadaşlar. Taşeronlar için de çalışalım gece gündüz. Hadi buyurun gelin bakalım. Hadi gelin. Taşeron sorunu bitirelim. İşsizlik has safhada. İki üniversite bitirmiş gençlerimiz sokaklarda çalışıyorlar. İşsiz sokaklarda geziyorlar. Hani nerede? Gelin sabaha kadar onlar için de çalışalım. Ben sabaha kadar çalışıyorum, zarf yırtıyorum sabaha kadar. Başka bir şey yapmıyorum. Ey vatandaşım duyun. Ben sabaha kadar burada beni gönderdin, zarf yırtıyorum. Gece gündüz oylama yapıyoruz burada. Gelin işsizlik için de çalışalım. Çalışmayan namerttir. Gelin çalışalım hadi. Gelin hadi çalışalım. Gelin. İthalatımız artmış, üretim bitmiş arkadaşlar. İstatistiklere baksanıza. Bakın bir de milletin üstüne vergi yükü arttırdınız. Vergileri bakın %10 arttırdınız, vatandaşı mahvediyorsunuz. Öyle konuşmayın. Sonuçlara bakın, istatistiklere bakın ya. İntiharlar artmış arkadaşlar. Ülkemiz bunları hak etmiyor arkadaşlar. Lütfen kendinize gelin. Ülkemiz bunları hak etmiyor. Orta Doğu bataklığına örnek alın diyorum size. Bakın emperyalist ülkelerin ekmeğine yağ sürüyorsunuz diyorum size. Lütfen, lütfen, lütfen arkadaşlar. Çocuklarımızın geleceği için, çocuklarımızın Suriyeli çocuklar gibi oralarda ölmesini mi istiyorsunuz? Kadınlarımızın Suriye'de yaşadıkları, kadınların Suriye'de yaşadıkları Türkiye'de de yaşasınlar istiyorsunuz. Onun için mi yapıyoruz bunu arkadaşlar ya? Yapmayın Allah aşkına. Bakın, bakın çok zorlu bir süreçten geçiyoruz arkadaşlar. Herkesin aklına başına alması gereken bir süreç. Lütfen, ben bu işte bir mantık görmüyorum. Bu işin mantığı da yok yani. Bu işin bir mantığı yok. 15 yıldan beri arkadaşlar lütfen ülkeye getirdiğimiz durum belli, çok net. Terör var. Ekonomi bunalımda. Hukuk, adalet, sistem arkadaşlar çok kötü. Sevgili kardeşlerim bakın bizim gidecek başka ülkemiz yok. Lütfen. Yaptığınız hatalardan pişman olacaksınız. Buraya bir Özcan Purçu çıktı bizi uyardı diyeceksiniz. Pişman olacaksınız. Son kez arkadaşlar aklımızı başımıza alalım. Bakın barış içinde kardeşçe birlikte yaşayacağımız bir ortam geliştirelim. Alternatif kalkınma modelleri yaratalım. Aynı şekilde bilime, diğer alanlara pay ayıralım. Ama bunların hiçbir ülkemizde yok. Bakın dün bir milletvekilimiz çıktı. Ar-Ge'ye, bilime ayırdığımız payları söyledi. Dünyanın sonuncu sıralarındayız. Ülkemizi kalkındırmak için buraya geldik. Vatandaş bizlere kendi parasından maaş ödüyor. Onu hepimizin helal ettirmesi lazım.
Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Lütfen hatanızdan geri dönün diyorum son defa. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Burcu.